Elbistan Cumhur İttifakı dedi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Gürbüz kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Mehmet Gürbüz 37.863, İYİ Parti adayı Abdullah Paksoy 32.472, Büyük Birlik Partisi adayı İbrahim Alagöz 929 oy aldı. Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla sokaklara çıktı. Vatandaşlar meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde zaferi coşkulu bir şekilde kutladı. Elbistan Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanarak zaferini ilan eden Mehmet Gürbüz, Aksu TV'nin seçim 2019 programına canlı olarak bağlandı. Cumhur İttifakı Elbistan'da %52.31, Mehmet Gürbüz Cumhur İttifakı 52.31, Millet İttifakı ise 44.40 oranında oy aldı. Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz seçmene teşekkür ederek yılmadan usanmadan çalışacaklarını söyledi. Emeği olan tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bizlere oy veren, vermeyen tüm Elbistanlılara şunu söylemek istiyorum. Sırtımıza çok önemli bir yük yüklediler. Bunun farkındayız. Bundan sonra yılmadan, usanmadan Elbistan'ın hizmetkarı olmak için var gücümüzle çalışacağız. Gürbüz, tarafsız ve doğru yayıncılığı dolayısıyla Aksu TV'ye de teşekkür etti. Ben bu vesileyle de Aksu TV'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü seçim boyunca, kampanya süresince yanlış bilgilerin gerçeklerini insanlara ulaştırmak için bize destek oldular. Efendim, tarafsız ve doğru yayıncılıkla Elbistan hemşehrilerime büyük hizmet sundular. Bu vesileyle Cüneyt Bey'e, genel müdürümüze ayrıca teşekkür ediyorum. Medyanın, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi adına ne kadar önemli hizmetler yaptığını Elbistan'da gördük. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum Aksu TV'ye. Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, herkesin belediye başkanı olacağını sözlerine ekledi. Elbistan hizmetin en kalitesini hak ediyor. Bunu da söylerken tüm kalbimle inanarak söylüyorum. Hakikaten bu şehrin, bu memleketin, milletin evladı olmaktan onur duyuyorum. Hastane yatağından kalkmış, serum şişesini kolundan çıkartmış ama efendim o bandajı hala yerinde duran delikanlı, yürekli adamlar gördüm. Gençler gördüm sonra. Onlar da seçim sandığına sahip çıkabilmek için canlarını, dişlerini takmışlar, mücadele ediyorlardı. Bunları yapanlar Elbistan'ın evlatlarıydı, Cumhur'un çocuklarıydı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin çocuklarıydı. Onun için Elbistan'da hakikaten doğmuş olmaktan, bu şehrin evladı olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Bu şehre hizmet etmeyi de şeref biliyorum. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesin belediye başkanı olacağımızı buradan tüm hemşehrilerime ifade etmek istiyorum. Gürbüz ilk dakikalardan itibaren göreve başladıklarını ifade etti. Biz yarını bile beklemiyoruz. Bugünden başladık. Şunun için, çünkü vatandaşlarımıza biz bir söz verdik. Elbistan hak ettiği yere getirmek için hiç yorulmayacağız dedik, mücadele edeceğiz dedik. Cumhurbaşkanımızın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Beyefendi'nin emaneti olarak görüyoruz biz şehrimizi. Eksikliklerimiz yok değil, var ama bunlar giderilebilecek eksiklikler. Hükümetimizden alabileceğimiz güçlü destekle Elbistan'ı çok hızlı şekilde önce toparlayacağız, dengeleyeceğiz. Arkasında kalkınmayla ilgili ne gerekiyorsa tüm yatırımları inşallah seferber edeceğiz. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur da Elbistan halkının gönlüne girmeyi hedeflediklerini ve bunu başardıklarını ifade etti. Fert fert, kapı kapı dolaşarak insanların, Elbistan halkının gönlüne girmeye çalıştık. Bu sonuçlar da bizi gösteriyor ki gönüllerine girmişiz. Biz hiçbir zaman mütevaziliği, tevazulu elden bırakmadık. Kim ne derse desin, Yusuf gibi eyvallah dedik. Bundan sonra da kalan hizmetler devam edecek. Ben burada huzurlarınıza, bize destek veren, başta Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal Bey'in çok büyük katkıları var. Mehmet Gürbüz kardeşimiz gece gündüz uyumadan beraber çalıştık. Ve ilçe teşkilatımıza, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza kadar ve MHP ilçe teşkilatına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.